Senirkent'teyim. 1946, 3 Ağustos 1946 Senirkent. Ama nüfusum orada, doğumum Isparta'da oldu. Orada bir evimiz vardı. Orada doğmuşum. Hatta bir vesileyle ben yurt dışındayken saat kaçta doğdum diye bir soruya cevap vermem gerekti. Paris'teyim. Annemi aradım rahmetli. Anne dedim, ben kaçta doğdum? Valla oğlum dedi, bilmem dedi. İşte böyle sabaha karşı Isparta'da büyük bir yangın çıkmış dedi. Isparta'nın yukarı tarafında. Fakat ben Isparta'ya en son gittim, ben Isparta'yı tanıyamadım. Yani bir kere olağanüstü büyümüş. Yani bütün Anadolu şehirleri öyle. Bir değişime uğramış. Isparta, mesela benim doğduğum ev yok. Orası önce biz İstanbul'a taşınırken annem babam sattılar o evi. Kime sattılar onu bilmiyorum. Daha sonra ev bir yangın geçiriyor. O yangından sonra ev böyle uzunca süre harabe halde kalıyor. Evde hemen evimizin arkasında bir hamam vardı. Hamam duruyor hala. Hamamın külhanıyla bizim ev böyle karşı karşıyaydı. Hatta o külhanın sol tarafı gene bizim eve bakan tarafında böyle bir şeysi vardı, boş bir arsası vardı. Külhanda yakılacak olan böyle kütükler, işte çam ağacı kütükleri kamyonla oraya gelirdi. İşte o ateşçi onu oradan ocağa atıp hamamı sıcak tutup... Ben o bahçeye girip çam ağaçlarının böyle kalın kabukları vardı. Onları sökerdim. Onlardan kayık yapardım çam ağacı kabuğundan. Şimdi annem babam terzi ama tüccar terzi. Malzeme yani kumaş, iplik, düğme ne varsa bunları gidiyorlar İstanbul'dan. Alıyorlar işte müşterilerine hem kumaş seçme imkanı tanıyorlar işte. Yani onlara denir, tüccar terzi denir. Biz her İstanbul'a gidip gelişlerinde bana bir hediye gelirdi. İşte bir keresinde teneke trompet, bir keresinde ağız harmonikası, bir keresinde mandolin, bir keresinde radyo geldi eve. Ne bileyim bir keresinde buzdolabı. Şimdi o radyo... Ben de çok çocukluk anıları anlamında o radyonun çok büyük bir şeysi var, izi var. Şimdi Isparta o zaman bir tek Ankara'dan yayın yapılıyor. Kısa dalga mı, uzun dalga mı ne böyle. İşte çatıya anten konulu falan. Pazar günleri sabah 10.30'da mı, 10'da mı ne, yurttan sesler programı var. Türkü programı. Aynen. İşte o dönem böyle yeni türkülerin devşirildiği dönem. Ve dolayısıyla da işte her programda yeni bir türkü. Yani onu heyecanla bekliyorum. Benim kulaklarda bizim teyp gibi. O zaman işte o türküyü hemen anında ezberine alıyorsun. Ondan sonra işte mızıkayla çalınmaz gerçi ama çalmaya çalışırdım yarım yumalak. Ama mandolin geldikten sonra mandolinle bayağı çaldık. Yani o Muzaffer Sarı Sözen programının benim türkülerle olan haşır neşirliğimi kurdu. Yani öyle bir altyapı. Ben şimdi yıllar geçti, profesyonel olduk, yıllardır müzik yapıyoruz. Kalıcı bir şeyler yaptığımızı sanıyoruz. Ben hep şunu söylerim. O radyo programı bana türküleri sevdirdi ya, türkülerle beni tanıştırdı ya. Ve de ben besteciyim. Özgün besteler yapıyorum. Hep şunu söylerim. Sen kardeşim eğer müzikte, daha doğrusu sanatın hangi dalı olursa olsun. İstersen ressam ol, istersen heykeltıraş ol, istersen sinemacı ol, istersen şair ol, yazar ol, ne olursan ol. Sen önce bir kendi kültürünü çok iyi tanıyacaksın. Tanımak yetmiyor, onu özümseyeceksin.
özümsedikten sonra sen eğer o dalda bir verimli bir üreten birisi olma yolunda gidiyorsan işte orada sen doğru bir iş yapmışsındır. Yani uzun lafı kısası beslenme çantanı iyi kuracaksın. Filmlerde şöyle bir şey vardı. Şimdi Yeşilçam tabii ki müzik yaptırmak istiyorlardı. Yani Özgün o filmi müziği olsun. Fakat öyle bir hızlı çalışma temposu var ki bir filmin yapımına bir ay süre tanınıyordu. Bunun 20 gününde film çekiliyordu. Geri kalan işte bir hafta 10 günü içinde filmin laboratuvar işlemleri, filmin montajı, filmin seslendirmesi, müziklenmesi, efektlerinin yapılması. Bir ay sonra yani motor dedikten sonra bir ay sonra film şeyde vizyona giriyor. Sinemada oynamaya başlıyor. Sen müzik ben tamam yaparım da bana 10 gün müddet verin. Hadi kardeşim 10 gün 10 günde film bitiyor. O yüzden hızlı çalışman lazım. Ben işte benim adım şey çıktı. 2 günde müzik yapan adam. Koskoca filme 2 günde müzik yapıyorum. Yapıyorum ya. Gene yaparım. Vereceksin kendinden. Yani onun bir angarya tarafı var. O angaryayı üstleneceksin yani. Çünkü Türkiye'de yani bu Yeşilçam'da özellikle benim o dönemimde bütçe anlamında büyük şeyler vardı. Yani çok küçük bir bütçe ayırırlardı şeye, müziğe. Ama sevdiğin bir iş. Yani parasını düşünmüyorsun ki. Bir de o kadar zor şartlarda çalışıyor. Yani bugünkü imkanlarla karşılaştırdığın zaman nasıl yaptınız kardeşim falan oluyor. Yani giriyorsun biz yıllarca yeni stüdyoda bir tane kulaklık kutusu vardı. Ya Necip abi kulakları çınlasın. bir buçuk metre mi ne kulaklığı. Ya 10 sene boyunca o ya bunları burada zorlanıyorlar. Şöyle çaldım falan hatırlıyorum. Yani buradan perdeyi de görmen lazım. İki kulaklığın ortasındaki bir ortak yere koyardık ki kulaklıklar kulağımızda şey ama vücudumuzu yatırırdık ki o tek kanal mono çalışıyorsun ve hücum kayıt yapıyorsun. Bir seferde sahnenin tamamını ritmini denk getirmen gerekiyor. Yani sahne boyunu o müziği provalar yapıyorsun. Müzik kaydederken başında 1 2 3 4 diye sayma şansın yok. Böyle şu hareketle işte kaç kaç çalıyorsan o tempoda müziğe girmen gerekiyor. Şimdi aslında şey müziğin akılda kalıcılığından ziyade ya ben o zamanlar işte 70'li yıllarda öyle o kafayla çalıştım. Ama bazen filmin önüne geçiyor müzik. Filmin önüne geçerse yani müzik haddini bilmeli derim ben. Yani nasıl insan haddini bilmeli? Sinemada müzikte de müzik haddini bilmeli. Filmin o anlatımının önüne geçmemeli. Yani insanlar önce gözüyle sonra kulağıyla filmi izlemesi lazım. Ama filmi sen izlerken kulak öne çıkardı, göz arkaya giderse o ya filmin görselinde bir eksiklik var yahut müzikte bir abartı var. Şeydir, müziğin görevi şudur. Nedir o şey sahne? Dramatik bir sahne. İnsanlar ne yapacak? Acayip üzülecekler. Böyle izlerken gözleri hafif hafif yaşlanmaya başlayacak. Sen oraya öyle müzik yapacaksın ki o göz yaşını akıtacaksın oradan. Veyahut bir komedi sahnesi ise küçük bir kahkaha yerine öyle bir müzik yapacaksın. O müzik o kahkahayı daha büyük ve de daha uzun hale getirecek. Yani müziğin görevi sinemada hani tarif et dersen böyle olması lazım. Tabii o zamanlar biz bilemedik abi. Dayandık da dayandık. Biz işte Moğolları kurduk. Kurmamızın amacı da yurt dışına çıkıp orada meşhur olmak, şöhret olmak, ünlü olmak, çok para kazanmak. Yani Moğolları ilk kurduğumuzdaki idealimiz buydu. Ama biz şöyle bir soruyu sormakla en doğru işi yapmışız. Ya kardeşim biz gideceğiz ya Anadolu'dan bir grupsun sen.
Orada plak şirketinin önünde upuzun şeyler var, kuyruklar var. O kuyrukta sıraya gireceksin. Sıra sana gelir mi gelmez mi o bile belli değil. Ama sen bir özgünlük, bir farkındalık yaratırsan o zaman o kuyruğu, o sırayı kolayca geçebilirsin. İşte bunun arasına işte bağlamayı koyduk, yaylı tamburu koyduk, kabak kemanı, hatta Karadeniz kemençe, rahmetli Engin'de işte darbuka, kaşık, zilli maşa vardır, askı davul. Biz bunları bu batı müziği enstrümanlarının arasına harmanladık. Bu harmanlayışla ortaya çok değişik, eşi benzeri olmayan bir sound çıktı. Ve o sound da ilgi gördü. Ve biz 1970'te Fransa'ya gittik. Hemen zaten gittiğimizin ertesi günü bir anlaşma yaptık. O anlaşmayla bir long play yaptık. Adı Dünden Bugüne Dans ve Ritimleriyle Anadolu. Ve o albüm 1971 Akademi Charles-Cros ödülünü kazandı ki o ödül böyle akademik anlamda böyle yenilikçi, yeni yorumlar, yeni soundlar yapan gruplara, müzisyenlere verilen bir şey, ödül. Bak 1970'te Jimi Hendrix, 1971'de Moğollar, 1972'de Pink Floyd. Yani 71, yani bunu işte Muzaffer Sarı Sözen'in o radyodan dinlediğim programın şeysi, ürünü. Uzatmayayım yani, ilk solist deyince çok yakınımızda, yani biz Paris'teyiz, o da Liège'de, Belçika'da Barış Manço geldi. Barış'la temas kurduk. Şey yapalım dedik ya, beraber, onun da çok hemen kafasına yattı. Biz hemen Barış Manço Moğollar diye bir ikili isim şey yaptık. Türkiye'ye geldik, uzun bir hikayesi vardır, çok matrak, şimdi anlatıyoruz matrak ama İstanbul'da işte provalara yaptık falan, turneye çıktık, turnede Kütahya'da bomba yedik, 71 senesi. Ve dolayısıyla o ilk teşebbüs bir şey, amacına ulaşmadı. Dağıldık çünkü, darmadağın olduk yani. İşte biz tekrar Fransa'ya döndük, bir şeyler denedik, olmadı, tekrar İstanbul'a geldik. 72'de bizim plak şirketimiz vardı, Yavuz Plak. Ve bir iş görüşmesi için oraya gitmiştim, baktım Cem orada, Cem Karaca. Tabii ki tanışıyoruz yani, çok önceden tanışıyoruz, bir arkadaşlığımız, şeyimiz var. Ya dedim Cem, yani senin gibi bir solistimiz olsa. Cem de aynen şey dedi, ya Cahit dedi, ben de dedi, bir Moğollar gibi bir grubum olsa. Yani bu keşkeler, iki tane keşke gerçek oldu orada, el sıkıştık. İşte Cem'le başladık şeye, çalışmaya. Stüdyoya girdik, işte bir parça yaptık. Parça birdenbire hit oldu abi, yıkıldı ortalık. Namus belası. Düştüm mahpus damlarına, öğüt vereni bol olur. Düştüm mahpus damlarına, öğüt vereni bol olur. 76'da bir 4 ay askerliğe geldim. Kütahya'da yaptım. Döndüm. Kimse yok ortada, Engin'den başka. Ondan sonra şey, Moğolları dedik tamam buraya kadar. Ara verdik. Çok çalkantılı günler. Türkiye'ye dönecektim. Ben bir Amsterdam'a gideyim dedim. Orada arkadaşlar var. Bir de Hollanda'yı hiç görmemişim. Gittiğim gece beni barmen yaptılar. Seni göndermeyiz Türkiye'ye, seni yaşatmazlar orada falan. Böyle fikir ayrılıkları var ya, onların yoğun yaşandığı yıllar. Hollanda'da sahibi Türk fakat kafe Fransız kafesi ve Fransız camda var. O kafede ben 13 ay barmenlik yaptım. Daha sonra Durul Gence 5 orkestrası geldi şeye, Amsterdam'da bir kulüpte çalışmaya. Onlarla işte ben o barmenlik yaparken, sonra onlar oradan Kopenhagen'a geçtiler. Orada bahsetmişler, bir gün bir telefon geldi, kafedeki telefon. Atilla Engin, davulcu,
dünya çapında davulcudur. Ama kafa şey, deli, lakabı hangi Atilla? Deli Atilla dersin. Yani öyle bir şey. Ya dedi Cahit dedi, biz dedi burada da grup yapacak müzisyen bulamıyoruz. Sen orada barmenlik yapıyorsun, gelsene buraya. Kalktım gittim. Önce bir deneme, baktım ne var ne yok. Sonra tası tarağı toplayıp Kopenhagen'e geçtim. 6 ay öyle orada grup yaptık. Bir Morten diye bir Danimarkalı bir genç. Abi aklına ne kadar nefesli geliyorsa çalıyor. Zurna çalıyordu adam. Hem de şey tekniğini bile almış. Hani kesintiye kesmeden. Aka Gündüz'ün, rahmetli Aka Gündüz'ün yanında gelmiş burada İstanbul'da. 2 sene sürülmüş. Ne öğrenmiş falan. Ya böyle bir adam. Ritimleri biz şey aynen hiçbir sorun yok çocukta. Yani müthiş bir müzisyen. Üçlü biz 10 gün prova yaptık. Hafta sonları başladık konserlere. Yani kulüplerde çalıyorsun. Şimdi ben orada kaçağım. Benim paramı Atilla kazanmış gibi gözüküyor. Orada devletten kuruş para kaçıramazsın. Her şey hesabına kitabına uygun ve legal. Yani kanuni bir şekilde yapılıyor. Atilla'nın şeyi yükselmeye başladı. Vergi dilimi. Ya bundan sonrası matraktır. Abi biz o zaman bir sahte bir evlilik yapalım diye bir kız arkadaş aramaya başladık. Şimdi benim Fransa'da bir kız arkadaşım vardı. İşte onda da şey oldu. Aramız bozuldu. İşte ayrıldık. O yüzden ben Amsterdam'a gittim. Oradan şeye Kopenhagen'a. Rahmetli Engin aradı. Engin dedi, kızın ismi Noel. Noel dedi, telefonunu istiyor dedi. Verim mi? Ver dedim. Noel işte ya dedi, işte ben dedi seni çok özledim. İşte tam o klasik şey, yanına gelebilirim. Geldim, sen arabaya atla gel abicim. Ta Paris'ten Kopenhagen'a. Geldi biz. Ertesi gün 9'da belediyeye gittik. 9'u 10 geçe evlendik, çıktık. Ben de işsizim. Polisten kart bekliyoruz. Biz aradık taradık Kuzey Paris'te bir pasaj içinde bir Yugoslav restoranı satın aldık. Şerif abi bana 30 bin frank, 40 bin frank para verdi. Cahit dedi al burayı restore ettik. Ben bir Ali isimli bir arkadaş buldum. O sağ joker, elinden her şey geliyor. Biz oraya böyle toparladık falan. Abi restoranı açtık, açtığımız gün restoran para basmaya başladı. Çünkü konfeksiyon işçileri var, çok yoğun Türkler Kuzey Paris'te. Yani öğle yemeği biz tam şey, bir de güzel ahçı buldum. Böyle bizim Türk usulü yani lokanta, sulu yemek vardır ya. Ya Paris'te ilk o yemekleri yapan lokantayı açtık. Yani daha sonra tabi böyle bir geçti zamanlar. 82'de Türkiye'ye döndüm. Kesin dönüş yaptım. Bu arada bir ikinci şirket daha kurulmuştu. Tamamıyla şeye, ihracata yönelik. Bana da orada hisse verdiler. Şimdi... Bak gene müziğe bağlayacağım işi. Gayet şey, o arada evlendim. İşte kızım doğdu Müge. Şimdi torunum var. 3 yaşında. Amin. Beyoğlu'nda böyle gidiyorum. Bir şey mağaza böyle. Elektronik, işte televizyon, ıvır zıvır şeyler satıyor. Dolap molap falan. Bir baktım. Bir Casio marka bir ork duruyor. CZ 1500 mi? 5000 mi? İlk midi klavye. Yani ilk çıkan. Bir girdim içeri baktım kurcaladım falan. 16 polifoni şeyi var. Kayıt yapma. Sordum. İşte kaç para? 1000 lira. Şimdi 1000 lira da yok bende. İşte evliyim. İşte bir yandan işte kira ödüyorsun. İşte çocuk bebek büyütüyorsun falan. Maaş böyle ucu ucuna denk geliyor ama ekstra bana bir 1000 lira lazım. Gittim şeye, şirkete, bu mali işlere Hüseyin abi bakardı, kulakları çınlasın. Dedim Hüseyin abi, şu işten benim payıma düşen kardan 1000 lira alabilir miyim? Bana bir fırça attı. Sen dedi, ne biçim iktisatçısın dedi. Kar dağıtımı dedi, yılbaşında olur dedi. Böyle şey olur mu dedi. Yok dedi, olmaz dedi. Ben gittim odama. Bir istifa yazısı yazdım, götürdüm. Hüseyin abi şimdi alabilir miyim paramı dedim. Sen manyak mısın dedi, gene kovdu. Dedim Oktay abiye gittim, Oktay abi böyle. Çünkü böyle şeyler başladı hafta sonları.
video filmleri şeysi başlamıştı, hareketi. Ve iş geliyor. Ben hafta içi şirkette çalışıyorum. Hafta sonu evde müzik yapıyorum. Dedim ya, benim aklım orada yani. Bu iş benim, yani mecbur kaldığım için çalışıyorum. El sıkıştık, ayrıldık oradan. Tekrar müziğe döndüm. Tekrar yoğun dizi işlerine girdim. Ne var ne yok paylaşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Umarım doğru ifade etmişimdir. Size de faydalı olmuştur, yani olacaktır. Teşekkür ediyorum.